Görüyorsunuz yine evde kargolar birikti. Bunların içinde bir sürü eğlenceli, ilginç, kullanışlı ürünler var ama genel olarak eğlenceli ürünler var. Şimdi paketleri şöyle masaya diziyorum, indireceğim. Bu arada videodan sonra beğendiğiniz, almak istediğiniz ürün olursa linklerini de koyacağım açıklamaya haberiniz olsun. Ufak paketlerle başlayacağım. Burada birkaç tane ufak paketimiz var. Mesela şu olsun. Hadi şununla başlayalım. Küçük ürünler genelde gereksiz ürünler oluyor ama bakarsanız içlerinden gerekli bir şey de çıkar diye Diyecektim. Tam da lafının üstüne gerçekten gerekli bir ürün çıktı. Bu Apple'ın AirTag isimli. Kaybettiğiniz şeyleri bir dakika elim masmavi oldu lan bir paket açtım diye. Neyse artık böyle elim mavi mavi devam edeceğim videoyu. Hiç yıkamakla uğraşmayacağım. Bir paketini açalım ben de çok merak ediyorum çalışıyor mu diye. Fiyat olarak da biraz tuzlu bu arada bu AirTag'ler. Küçücük bir şey olduğuna hiç bakmayın. Yine Apple'ın her zamanki güzel paketlemesiyle bizi karşılıyor diyecektim. İçinden AirTag'imiz düştü. Şu şekilde Kaldırıyorum. Lan bu niye elimden kayıyor? Zaten küçücük bir şey. Şimdi bunu nasıl eşleştiriyoruz? Aa bak burada AirTag diye göründü direkt telefonda. Bağlan diyorum. AirTag'i atlandırın diyor. Ben bunu cüzdanıma koyacağım. Cüzdan diye seçiyorum. Burada numaram görünüyor, o yüzden karşı kameraya geçtim. Gösteremem maalesef. Yani numaramı gösteremem. Tamamdır bağlandı. Şimdi bunu cüzdanıma koyuyorum ve cüzdanımı şunun altına bırakıyorum. Artık Siri'ye sorunca cüzdanımın nerede olduğunu öğrenebilecekmişim. Deneyelim. Siri cüzdanım nerede? Evet. Burkan cüzdan aranıyor dedi. Hani? Ha, bak. Yakında Furkan cüzdanında şimdi ses çalıyorum. Çok ufak bir ses çalıyor arkadaşlar. Gerçekten çok ufak bir ses çalıyor. Biraz daha yüksek olabilirmiş ama zaten haritadan konumunu falan da gösteriyor. Fena değil. işime yarar. Geçiyorum artık AirTag'i. Bakalım şansımıza bu sefer ne denk gelecek? Bak bir kartona koymuşlar bunu. Ve açıyorum. Bu ne ola ki ya? Gerçekten merak ettim. Bir saniye hala anlamadım. Booklight. Ha kitap ışığı. Tamam tamam hatırladım. Şöyle göstereyim. Bunu kitabın arasına takıyorsunuz. Bakın şu şekilde geçiyor Ve açtığınız zaman kitabın sayfasına ışık vuruyor. Fikir çok güzel ama ürünün malzeme kalitesi için aynı şey söyleyemeyeceğim. Ayrıca her yerinde çizikler var. Yine de işe yarıyor mu? Bakın şu şekilde yarıyor, elime ışık tutuyor. Gece vakti kitap okurken kimseyi rahatsız etmemek için güzel çözüm bence. Diğer bir ürüne geçelim. Yine küçük bir poşetten devam ediyorum. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Bunlar meyve gibi not defterleri. Şöyle göstereyim. Mesela bir not alman lazım ya buradan hemen çekiyorsun ve buraya notunu yazıyorsun. Burada bunun armutlusu var, bilmem elmalısı var. Ne kadar gerekli? E işte orası tartışılır. Ama masada hoş durur, biraz da süs olur diye aldım. Ara sıra da not almak için kullanacağım bir şey. Artık bir büyük paketten devam etmek istiyorum. Hep de küçük paketlerden gitmeyelim. Şöyle bir tahmin etmeye çalışacak olursam hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bir şeyler sallanıyor ama anlayamadım diyecektim ki, bir önceki toplu paket açılışı videosundan kalan koleksiyonumun devamı. Biliyorsunuz Lego arabalarını alıp yaptım bir koleksiyona başlamıştım. O yüzden Lego'nun böyle araçlarından sipariş etmeye başladım. Bunları rafa diziyorum, gayet güzel bir görüntü oluyor. Yalnız ben bundan bayağı bir aldım. Bir tane değil. Hatta buradaki paketlerin içinden birinde yine Lego olabilir. Dur şunlara bakalım. Bu olabilir mi? Yok bu çok ağır. Şu olabilir mi? Evet bu olabilir bak. Birkaç tanesi de diğer paketlerin içinde olması lazım. Arkadaş bunu da öyle bir paketlemişler ki kesilmiyor. Şu ortadan dalsam belki kesilir. Heh Tamam bulduk. Bunu da çıkarıyorum paketinden. Bu neymiş? McLaren. İkisinin de tipi oldukça güzel duruyor arkadaşlar fotoğraftan görebileceğiniz gibi. Hadi bir paketlerini açalım. Bakalım neler çıkacak? Tabii ki de konla parça çıkacak. Başka ne çıkacaktı? Bir sürü parçamız var. Aracın tekerlekleri olsun, jantları olsun, gövdesi, stickerları, bir de nasıl yapacağınızla ilgili bir kağıt. Diğerini açalım. Diğeri de aynı şekilde. Yine bir sürü parçamız, stickerlarımız ve kağıt adımız duruyor. Bunlar bu şekilde anlaşılmaz. Ben bunları kamera arkasında yapacağım ve o şekilde göstereceğim. Evet legoları yaptım geldim. Beklediğimden biraz daha vaktimi alsa da diğer lego setlerine göre çok çok daha kolay yapıldıklarını söyleyebilirim. Hatta yaparken ufaktan bir sahnesini de çektim. Kitapçığından bakarak anlık takip edip kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. En ufak detayına kadar her bir parçasını tek tek siz taktığınız için değeri de ayrı oluyor arkadaşlar. İnsan kendi yaptığı şeye daha çok değer veriyor. Legonun zaten bence en büyük sevilme nedenlerinden birisi de bu kendin yapıyorsun çünkü. Bu araba da gayet havalı duruyor bu arada. Ben şahsen beğendim. Üstü açık gayet güzel ama Bence bu daha güzel arkadaşlar. Bakın ikinci olarak da bunu almıştım. Bu da yine hemen hemen aynı sürede vaktimi aldı. Arka spoiler'ı inanılmaz güzel duruyor. Bunları modifiye edenler de var. Parçaların yerlerini değiştiriyor. Yeni parçalar ekliyor. Sonuçta Lego olduğu için istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Bir önceki videoda yaptığım Supra'yı da getireyim. Şimdilik 3 araba oldu. Bunu 4'e, 5'e, 6'ya artık uzatacağım uzatabildiğim kadar. Bu da bence gayet güzel bir modelde. Tabi Supra'nın yeri bizde ayrı arkadaşlar biliyorsunuz. Bunları şöyle rafa dizip güzel bir koleksiyon yapmaya çalışıyorum. Bakalım eğer istiyorsanız, beğeniyorsanız elbette devam ederiz. Hadi Legoları geçelim. Son bir küçük paketimiz kalmış. Hadi oradan devam edelim. Hemen açıyorum bakalım ne var bunun içerisinde. iPhone 13 cam ekran koruyucu ama biraz farklı bir ekran koruyucu. Şöyle bir göstereceğim size. İçerisinde plastik bir parça var. Bunu telefonun üzerine geçiriyorsunuz ve kendisi otomatik olarak ekran filmini kusursuz bir şekilde yerleştiriyor. Yani kurulumu siz yapmıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle çok daha mükemmel bir kurulum oluyor. Normalde ekran koruyucuları takmak biraz işkence olurken böyle güzel bir çözüm bulunması hoşuma gitti. Spigen'in bir ekran koruyucusuymuş. İhtiyacı olanlar varsa aklında bulunsun. Bence alınır. Hemen solumdaki paketten devam edeceğim. Bakalım bundan ne çıkacak? İçinden bir paket daha çıktı. Evet baya eğlenceli bir ürün geliyor arkadaşlar. Bu ürünü uzun zamandır bekliyordum. Kendisi bir oyun konsolu. Hemen şöyle kutusunu açıp göstereceğim size. Ama anlamı benim için çok daha yüksek olan bir oyun konsolu. Neden? Hemen anlatayım. Zamanında bir sub oyun konsolu incelemiştim. Hatırlarsınız. Video bayağı bir izlendi. İnsanlar o konsolu bayağı bir beğendi. Hatta ben o videoyu çektikten sonra konsol Türkiye'de popüler oldu. Benden sonra neredeyse bütün teknoloji kanalları alıp inceledi onu. İnsanlar demek ki bu tür şeylere ilgi duyuyor. Bu konsol ise o konsolun yeni versiyonu. O yüzden biraz manevi değeri de olan bir konsol. Hemen bataryasını takıyorum. Bayağı bir oyun var ve güzel de bir menüsü var arkadaşlar. Şimdi cihazla birkaç oyun oynayıp oyun testlerini yapalım bakalım nasıl olacak. Birkaç oyun deneyeceğim çok uzatmayacağım arkadaşlar. Önce Sonic denemek istiyorum. Game Boy Advance emülatörü bölümünde duruyordu. Hadi başlatalım bakalım oyun nasıl çalışacak. Başladı. Herhangi bir kasıntı yok gibi. Şöyle biraz daha ilerliyorum. Gayet güzel bir şekilde oynatıyor bu arada. Ekranında da geliştirme yapmışlar gibi hissediyorum. Önceki modele göre çok daha iyi duruyor. Dikkat ettiyseniz tuş sayımız da. Artmış. Bu şekilde e, retro oyunları oynayabileceğiniz tatlı bir cihaz. Bunları elbette telefondan da emülasyon kullanarak oynayabilirsiniz. Ama böyle bir cihazla oynamanın keyfi tabii ki de farklı oluyor arkadaşlar. Hem içinde de bir sürü oyun var. Gördüğüm kadarıyla içerisindeki oyunları da sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. İsterseniz oyunları kayıt da edebiliyorsunuz. Bu önceki modelde olmayan bir özellikti. Ne kadar başarılı çalışıyor tam olarak bilmiyorum ama orada kayıt seçeneği var. Ayrıca şuradan da hafıza kartı takabiliyorsunuz. Hatta cihazı içerisinde çıkan kablo ile televizyona bağlayıp geniş ekranda bile oyun oynayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel yenilikler yapmışlar. Benim cihazın en beğenmediğim yanı ne oldu biliyor musunuz? Üzerindeki joystick var ya keşke bunun yerine sıradan D-pad koysalarmış. Çünkü bununla oynayacağımız oyunlarda joystick'e gerek yok. Yani bir D-pad çok daha kolay bir şekilde tuşlara basarak oynayabilirmişiz. Ayrıca o nostalji hissiyatını çok daha iyi verebilirdi diye düşünüyorum. Burada yani sözde bir geliştirme yapmışlar joystick koyarak. Ama D-pad'in eksikliğini kesinlikle ben hissettim. Hadi bir de Street Fighter'ı test etmiş olalım. Oyun başladı. Gördüğüm kadarıyla bunu da problemsiz bir şekilde çalıştırıyor. Tabi o anda da dayak yiyoruz. Siz benim oynayışıma bakmayın. Şu an ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok ama oyun görüyorsunuz gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bak şurada ses ayarı da var. İsterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradaki tekerleği döndürerek. Bu testimizden de geçti. Tabi normalde çok çok daha uzun incelemesi çekilebilecek bir ürün ama burada o kadar vaktimiz yok. Özetle şunu söyleyebilirim. Önceki konsola göre geliştirmeler var. Şurada tuş olsaymış daha iyi olabilirmiş. Onun dışında alıp nostalji yapabileceğiniz yaklaşık herhalde 3000 tane oyun oynayabileceğiniz hatta isterseniz hafıza kartını kullanarak kendiniz de oyun oyun yükleyebileceğiniz bir oyun konsolu. Fiyatı da o kadar pahalı değildi. Fena değil. Alınabilir. Şimdi hangi paket seçeyim? Hemen yanımdaki paketle devam ediyorum. Yine bıçağımızı getirelim. Her yerinde bant olan bir paket. Bakalım bu sefer ne çıkacak? He tamam. Videoyla pek alakası olmayan bir ürün. ihtiyacım olduğu için almıştım. Kendisi bir sıcak silikon tabancası. Çok bir olayı yok. Fişe takıyorsunuz. Silikonu koyuyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Silikon tabancasını işim düştüğü zamanlarda işime yarayabilecek bir ürün. Şu önümdeki siyah pakete geçeceğim ne olduğunu merak ediyorum bunun içinde. Ortasından bir kesik atıyorum. Bak yine bir kutuya koymuşlar. Böyle güzel paketleme yapan firmaları seviyorum aslında. Bazıları çünkü çok özensiz bir şekilde gönderiyor. Mesela şunun gibi. Bak ürünün ne olduğu bile belli oluyor yani o kadar özenmeden paketlemiş. Açalım kutuyu. Bakalım neymiş bu? şey. Hala anlamadım bu arada. Bak paketi çıkardım, elime aldım. Hala anlamadım. Ama etiketten spoiler yedik. Burada Stanley yazıyor. Kağıtlarını yırtıp açıyorum arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir yemek termosu. Ama baya kaliteli bir şey. Fiyatı da diğer termoslara göre çok daha pahalıydı. İçerisine koyduğunuz yemeği 12 saat sıcak tutuyor. 12 saatte soğuk tutuyor. Bunun alıyorsunuz içine yemek dolduruyorsunuz. Bak ikinci bir kapak daha var. Bayağı yalıtımlı bir şey. İçinden bir de kullanım kılavuzu çıktı. Ayrıca buradaki kapağı tabak olarak da kullanabilirsiniz. Mesela yemeği buna döküyorsunuz. Hem kaşığı hem çatalı bulunuyor. Bunu çıkarıyorsunuz. Baya sağlam bir şekilde oturtmuşlar bu arada. Yemeğinizi bu şekilde bunun içerisinden yiyorsunuz. Kaşık ve çatalın bir arada bu şekilde çıkması bence baya iyi düşünülmüş. Çünkü yanımızda her zaman taşımıyor olabiliriz. Bence güzel bir ürün benim işime yarayacak. Şimdi şu öndeki mavi paketten devam edeceğim. Önümüzü kapatmasın. Baya ağır bir şey ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Projeksiyon cihazım için duvara asabileceğim bir aparat almıştım. Aynen o bak nokta atışı bir şekilde tutturdum metal olduğu söyleniyordu bayağı da ağır bir şeydi deniliyordu. Ağırlığından anladım. Şöyle içinden neler çıkıyor onu da göstereyim. Metal parça. Bunları artık birleştirip tavana montajını yapabiliyorsunuz. En çok satan da buydu ayrıca. Neymiş bu? Kodagen markaymış. 10 kilograma kadar da projeksiyon taşıyormuş. İşimizi görür bence. Şimdi şurada büyük bir Amazon kutumuz var. Hadi bu büyük kutuyu açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Bundan yine evet eğlenceli bir ürün çıkıyor. Alın size Nerf arkadaşlar. Bu internetten gördüğüm kadarıyla Nerf'ün en çok satan ve insanların en çok övdüğü modeliydi. Diyeceksiniz ki ne alaka Nerf? Niye böyle bir şey aldın? Merak ettiğim için evet. Bazı arkadaşlarımda bu Nerf'lerin koleksiyonu var. Adamlar bildiğin alıp alıp koleksiyon yapıyor. Baya bunu hobi olarak edinen insanlar var. Ben de nasıl bir şey olduğunu dediğim gibi merak ettim. Öyle pek işe yaramayan sıradan bir oyuncak gibi mi yoksa gerçekten eğlenceli bir şey mi? Deneyip göreceğiz. Yalnız kutu tasarımını ne yalan söyleyeyim beğenmedim. Direkt silah açık bir şekilde koymuşlar buraya. Aa bir dakika mermi yok. Mermi içinde mi çıkıyor? He tamam şuradaymış ya. Bir anda dedim mermi yoksa cihazı inceleyemeyecektik. İki farklı renkte herhalde işte arkadaşlarınızla oyun oynarsınız falan diyedir. Malzeme kalitesi olarak şöyle bir bakacak olursam fena değil. Beklentimin üzerinde kaliteli bir plastiği var. Tipi de fena değil arkadaşlar. Burada farklı aparatlar takmanız için de yerleri var anladığım kadarıyla. Bunu modifiye de edebiliyorsunuz. Şimdi buna mermiyi kafama göre takıyorum. Herhalde bu şekilde takılıyordur yani. Çekiyorum. Çektim. Sıkınca gidecek mi bu? Hani gitmedi. Dur iyi çekemedim mi acaba? Bayağı sert fırlattı. Bir dakika lan. Bayağı sert fırlatıyor lan bu. Ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Dur biraz daha yakındaki bir şey sıkacağım mesela. Şunu hedef yapalım. Şuradan sıkıyorum. Sıktı mı? Gitti mi? Anlamadım. Dur iyi çekemedik mi acaba? Arkadaşlar gerçekten sağlam sıkıyor. Bak bir daha sıkıyorum şöyle kameranın görebileceği şekilde. Şimdi kendime hedef olarak koyacağım. Umarım çok acıtmıyordur lan. Tamam çok acıtmıyormuş ya. Beğendim. Neden beğendim biliyor musunuz? Mermiyi hızlı bir şekilde fırlatıyor ama canınızı da acıtmıyor. Bunun sebebi de mermileri süngerden yapılmış olması. Süngerden yapıldığı için hem eğleniyorsunuz hem de canınız yanmadan arkadaşınızla oyunlar oynayabiliyorsunuz. Hedef vurabiliyorsunuz. Ha, modelini söylemedik bu arada. Bu Nerf Commander Elite 2.0 haberiniz olsun. Geçelim sıradaki ürünümüze. Çok da bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar bu bir dikiş makinesi ama mini dikiş makinesi. Bunu kendim için almadım. Annem mini dikiş makinesi al falan diyordu. Hani minik her yere kolayca götürülebilen, taşınabilir falan. Hakikaten baya minik ya. Şuna bakar mısınız? Şöyle tam olarak avcumun içerisine sağabiliyor. Aslında mantıklı bir şey. Aynı zamanda pille de çalışıyor anladığım kadarıyla. Cihazı bize gönderen satıcı bizden öncesinde denemiş belli ki. Bakın şurada ufak bir kumaş üzerinde biraz dikiş yapmış. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Demek ki cihaz çalışıyor. Pedalı falan var. Normal bir dikiş makinesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Fiyatı da uygun. Bu tür şeylere ilginiz varsa alınabilir. Son iki ürünümüz kaldı. İlk önce şundan başlamak istiyorum. Bu benim bayağı bir hayatımı kolaylaştıracağını düşündüğüm bir ürün arkadaşlar. Arzumu Shake and Take Pro isimli güçlü bir blenderı. İçerisine artık meyve mi atarsınız, süt mü atarsınız bir şeyler atıyorsunuz. Tuşuna basıyorsunuz, karıştırıp içiyorsunuz. Böylelikle kolay bir şekilde içeceğinizi hazırlamış oluyorsunuz. Tabii farklı farklı aparatlarımız çıkıyor içerisinden. Asıl gövdemiz nerede? İşte burada. Bunu gerçekten merak ediyorum. O yüzden testlerinde yapacağım. Bakalım nasılmış? Milkshake'i de artık kafama göre elime hangi malzeme geçtiyse o şekilde yapacağım. Öncelikle kapağını kaldırıyorum. Hemen hemen şu bardaktan ölçü alarak süt dolduruyorum. Sıvı bir şey koymamız gerekiyor. Milkshake yapacağımız için de tabii ki süt koyuyorum. Hatta bir bardaklık daha koyabiliriz. Çünkü bu kadar süt yetersiz gelebilir. Tamamdır herhalde bu kadar yeter. Şimdi ne yapacağım? Muz koyacağım arkadaşlar. Şöyle aşırı derecede hijyenik bir şekilde muzu iki parçaya bölerek atıyorum. Sonrasında şöyle bir şey geçti elime. Granola işte çikolatalı fındıklı falan bir şeyler. Kafama göre serpiştiriyorum birazcık. Bunları da tabii öğütebilmesi lazım arkadaşlar. Biraz masaya da döktük ama neyse. Son olarak da şöyle hafif bir tatlılık katmak için Nesquik dökeceğim. Lan hafif dedik bayağı bir döktük. Neyse böyle olsun. Şöyle bir karışım oldu arkadaşlar. İçimden bir ses gerçekten güzel olabilir diyor. Şu şekilde ağzını kapatıyorum. Sonrasında cihaza takıp döndürüyorum. Zaten ışıkları yanmaya başladı. Üzerinde iki tane tuş var. Hadi biz uzun süreni seçelim bakalım. Evet şu an çalışmaya başladı. O bayağı da bir ses çıkarıyor bu arada. Aşırı değil. Şimdi bekliyoruz. Evet sonunda durdu. Cihaz çalışırken de ara sıra kendini yavaşlatıyordu bu arada. Herhalde iyice üste çıkan parçalar da gelsin diyedir. Şimdi kader anı karışımımız içerisinde hazırlanmış. Açıyorum. Karışımımızı döküyorum arkadaşlar bardağa. Kıvam olarak fena değil gibi duruyor. Bir test ediyorum bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar harbi diyorum güzel olmuş ya. Hani bak ben yaptım diye demiyorum. Cihaz gayet başarılı bir şekilde çalıştı. Benden de geçer not alıyor. Şimdi sıradaki ürün son ürünümüz. Ayrıca en büyük paketimiz. İçinde ne olduğunu biliyorum. Gerçekten çok merak ettiğim bir üründü. Bakalım neymiş bu ürün. Şu şekilde çıkarıyorum ve alın size bilardo masası. Bu ürüne internette denk geldim. İnsanlar bununla gerçekten bilardo oynuyor. Baya ilgimi çekti çünkü biliyorsunuz normalde bilardo çok masraflı bir spordur. Bir bilardo masası alayım da eve koyayım dediğiniz zaman çok büyük bir alana ihtiyacınız var. Ciddi paralar ödemeniz lazım. Ama bu mini bilardo seti uygun fiyatı size evinizde bilardo oynama imkanı veriyormuş. Şimdi göreceğiz. İçinden parçalarımız çıkıyor. Hemen kaldırıyorum. Bence gayet şık arkadaşlar. Ne dersiniz? Şöyle boy olarak elimle kıyaslayabilirsiniz. Yaklaşık 2,5 karış. Dokusu hissiyatı gayet güzel. Zaten Gerçek ahşaptan üretilmiş içindeki parçaları çıkartıyorum topları dizip oynamaya çalışacağım şöyle bir fırçamız çıktı temizlemek için falandır herhalde. Bir tane tebeşirimiz çıktı ıstakalara sürmek için. İçerisinden mini bilardo toplarımız çıktı. Aşırı şirinler bu arada. Ve hissiyat olarak gerçekten bilardo topu ağırlığındalar. Onu da söyleyeyim. Hemen şu şekilde koyacağım. Aparatımızı kullanarak hemen üçgen şeklini oluşturuyorum. Masayı da hafiften döndürüyorum kendime göre. Ve ilk vuruşumu yapıyorum arkadaşlar. Evet girdirdim. <laughs> Dur tam iyi olmadı. Bir daha deneyeceğim. Tamam bu sefer daha iyi bir vuruş oldu. Şimdi şuradan devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada tam anlamıyla bir bilardo hissiyatı olmasa da hiç yoktan iyidir. Gerçekten oynanır onu söyleyeyim. Biraz daha önüme açıp güzel atışlar yapmak istiyorum. Şimdi masa küçük olduğu için tam olarak elimi oturtamıyorum arkadaşlar. Şöyle parmaklarımı içe doğru çekmem gerekiyor çoğu yerde. O yüzden beni biraz zorluyor açıkçası. Of işte. Yani fena değilimdir Bilardo da öyle söyleyeyim. Dur şimdi şunu girdirelim. Ah be. Bak. Vuruşu görüyor musun? Şimdi daha farklı bir şey deneyeceğim. izle. Geliyor. Gördün mü? İşte vuruş böyle yapılır. Bak şimdi. <laughs> Maalesef kısıtlı alan yüzünden vuramadım. Bak top şurada. Ben buna nasıl vuracağım yani bu şekilde? Çok dikkatli vurmak gerekiyor. Ama alışırsanız harbiden bununla bilardo gibi oyunlar oynanır onu söyleyeyim. Bunu nasıl yaparız şimdi? Masanın da arkasına geçemiyorum. Mecbur şuradan deneyeceğiz. Oo işte budur. Şimdi şuradan bir vuruş deneyeceğim arkadaşlar. Bayağı zor bir vuruş olacak. Görüyor musun ya? Bu kadar iyi olabilirim. Ancak bak bu kadar iyi oynanabilir. Şu küçük bilardo masasında size şov yapıyorum arkadaşlar resmen. Oh işte bu kadar basit. Bak var ya bu attığım vuruşlara yorumlarda şans diyenler falan olacak. Hadi hepsi şans da bu da mı şans arkadaşlar? Bak top şuradan düştü. Neyse ben daha da fazla uzatmayacağım arkadaşlar zirvede bırakıyorum. Evet şöyle bilardo masamızla veda edelim bakalım videoya. Eğlenceli ürünler de inceledik, kullanışlı ürünler de inceledik. Ben ürünlerden genel olarak gayet memnun kaldım. Siz en çok hangi ürünü beğendiniz ve neden o ürünü beğendiniz? Fikirlerinizi yazın. O zaman ben kaçıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.